Bir alkış da sanat grubumuza gelsin. Görüyorsunuz, büyük bir emekle çalışıyorlar. Tuna abi, bir göster kendini Tuna abi. Hem oyuncu hem sanat grubunun başı Tuna abimiz. Tuna abi, şey nasıl gidiyor? Yani bu kadar oyunculuk falan yapınca bir fan kitlesi nasıl şu an? Var öyle bir 7-8 kişi oldu. 7-8 kişi? Aynen, 7-8 kişi oldu. Allah bereket versin Allah ya. Allah razı olsun hocam. Fan sayfan var mı şu an? Var. Tuna abinin fan sayfasını takip edin. Alkışlar Tuna abimize gelsin. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bu sıralar en çok duyduğumuz laflardan biri, hele şu seçim geçsin de işimizi halledeceğiz deyip birçok kişi erteliyoruz. Ekranları karşısındaki izleyicilerimiz için seçim geçti tabii yani. Seçim yapıldı ama biz şu an hala meraktayız ve seçim sonrasını merak ediyoruz. Evet, bakalım her şeyi ertelemek işlerin ne noktaya kadar götürebiliyor. Sonranın sonrası geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Hatta bak eskiden seçimlerde ne yaparlardı biliyor musun? Parmağına mürekkep sürerlerdi. Öyle parmağına mürekkep sürüldüğü zaman ne oluyor? Bir taneden fazla oy kullanamıyor. Şimdi ne oldu belli değil yani. Ortalık karışmış yalnız. Yani gerçekten okulla ev arası 500 metre, 500 metre boyunca bütün seçim tarihini anlattın babaya. Kızım ne yapacaksın? 5 yılda bir bunu dinlemeye böyle mecburuz yani. Adam seçim bağımlısı. Evet, seviyorum. Seçimleri, oy kullanmayı seviyorum. O okula girdiğin zaman o böyle uzun bir, gizli bir bölme var ya, oraya geçiyorsun. Oraya geçtiğin zaman önüne oy pusuları geliyor. Açın onları. Aman Allah'ım kime versem diyorsun. Halbuki zaten kime vereceğini çoktan karar vermişsin sen aslında. Ondan sonra mührü alıyorsun, şah basıyorsun. Fakat gerginlik bitti mi? Hayır, bitmedi. Ne olacak? Onu düzgün katlaman lazım. Çünkü eğer böyle iç içe katlarsan, senin oy verdiğin abi bakmışsın başka bir kadına vermişsin. Aman Tanrım, ortalık karışacak, ne olacak diyeceksin. Ondan sonra onu dıştan doğru katlıyorsun. O zarfı açıyorsun, içine koyuyorsun. Hafifçe yalıyorsun, fazla değil ama. Çünkü açarken yırtılır, sıkıntı olur. Geldin ondan sonra müşahitlerin başına, sandık orada. Sandığa böyle attın, yalandan böyle bir de pıt pıt vuruyorsun. Pıt pıt vuruyorsun. Müşahitlerin gözünde bir soru işareti. Acaba kime verdi, kime? Kime verdiysen verdim. Lan kendime verdim, Allah Allah. Eskiden sorulmazdı bunlar. Bırakıyorsun onu. Ah, o çıkış, o yürüyüş, o endam. Baba, ileride internetten kullanacakmışız oyları. Ne diyorsun? Şşt! Sakın! İnternetten oy kullanmak falan neymiş ya? Bunun olayı bu. Olay, oyunu kullanırsın, ondan sonra evine gelirsin, çayını demlersin. Açarsın, seçimleri izlersin yani. İşte bana bak. Pasta falan yap bari de seçimleri izlerken o pasta grafikleri gelince benim canım hep pasta çekiyor. Pasta. Evet, İzmir alalım mesela bak. Bak mesela. Evet, İstanbul geliyor. Ay ne pastası Ragıp ya? Şekerin yükselecek. Hem sen demedin mi seçimden sonra perhize başlayacağım diye? Doğru. Doğru. Söz verdim. Laf ağzından bir kere çıkar. Ha, şöyle. Oo, kullandınız mı oylarınızı? Kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sen de anca uyu. Ya, anca uyu. Ne çocuğa yükleniyorsun? Daha reşit bile değil. Aa. Olsun. Reşit olsun bir an evvel. Bu nedir ya? Bu ne serkeşlik ya? Böyle bir şey olmaz. Şişt, merak etme baba. Seneye kullanacağım. Mührü bir koyacağım, kıracağım masayı. Seneye kullanacağım diyor. Salak. Oğlum seçimler 5 senede bir yapılıyor. Sen seneye kimi seçeceksin acaba? Sen seçim tarihinden haberin var mı? Bak. Ben izninizle hazırlanıyorum. Tamam kızım, güzelce hazırlan. Hadi, zaman gelsin. Nereye gidiyor bu ya? Ay, nereye olacak? Senin boş muhabbetinden kaçtı kız. Bana bak, Ragıp. Seçim bitti. Hayatımıza kaldığımız yerden daha güzel bir şekilde devam edelim. Sus artık. Evet, seçim bitti. O zaman benim elektrikli skuter işini hallederiz değil mi baba? Ne elektrik skuteri? Ya ben senden skuter istedim. Sen de seçimden sonra alırız dedin ya. Bisiklet değil midir ama? O ortaokuldaydı. Ben senden bisiklet istedim, karneni getir bakarız dedim. Karneyi getirdim, liseye geç bakarız dedim. Liseye geçtim, elektrikli skuterler çıktı. Sen de dedin ki seçimden sonra alırız. Ki bunu dediğinde daha seçime 2 sene vardı. Ben 2 yıldır bekliyorum ya, biraz daha beklersen motosiklet alacaksın bana. Ya ben her şeyi erteliyor muyum ya? Ya sen sabahları alarmı bile ertelemek için 1 saat önceye kuruyorsun. Sensin bu, sen değil misin bu? Bunu sonra konuşalım. Ay bunu da erteledi ya, sinirlerim bozuluyor ya. Siz beni iyi yapmışsınız ha. Nasıl olmuşum? Prensesler gibi olmuş. Annesinin bir tanesi aynı ben. Aynısı. Neyse. Prensesler gibi olmuş da hayırdır, ne bu hazırlık? Yani daha güzel olabilirdi ama mal bu işte.
Sen bakma buna, mal bu işte. Hem önemli olan Tuncay'ın beğenmesi. Evet, doğru. Tuncay'ın beğenmesi falan. Hayırdır, ne oluyor ya? Tuncay neyi, kimi beğeniyor yani? Nedir bu? Tuncaylar gelecek de babacığım birazdan. İstemeye. Ne? Tuncaylar istemi... Evet. Lan bunu neden söylemediniz bana? Ya sen dedin ya çocuk tanışma yemeğine geldiğinde... ben ciddi düşünüyorum dedi, annemi babamı alayım müsait olduğunuz bir gün dedi. Sen de sonra seçimden sonra hemen ananı babanı al gel dedin. Hemen sonra dedi. Hemen öyle mi dedim ben? Evet. Benim al... Aa, ben hiç hatırlamıyorum. Ben niye her şeyi böyle erteliyorum ya? Bilmiyorum artık. Tamam yeter. Ertelemeyeceksin bir daha bir şeyi. Oley gerçekten... be, o zaman bana araba geliyor. Ne arabası lan? Şansımı deneyeyim dedim. Allah Allah. Aa, geldiler mi ya hemen? Ne bu böyle yangından mal kaçırır gibi? Ben dedim bu mal diye. Oğlum. Ya bir durun. Aa, benim için geldiler, konum atmıştım. Seni de mi alacaklar? Verdim gitti. Rahip, badana ustası gel. Selamünaleyküm ablacığım, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, al sen şöyle geç, bak ölç. Hemen tamam, şey yaparız. Tamam, hemen hadi. Ölçüyorum. Ha, bak düşündüğüm gibi, sebze dokunmuş. Ne oluyor ya? Usta nereden çıktı şimdi? Ya sen demedin mi seçimden sonra badanayı yaptırırız diye? Oh. Ne zaman dedin? Ecevit zamanında. Kara oğlan bir gelsin yaparız dedi. Anne gerçekten mi ya? Şu an benim isteme günümde mi geldi badanacı ya? Ya kızım bakacak, ölçecek, fiyat verecek bir dur. Ha. Ne diyorsun usta? Vallahi evin komple hepsi 30'a olur. Hmm. 30 bin mi? 30 bine olur yani. Çünkü ev geniş. Yani düşündüğünden farklı bir yapısı var. Ama rahat olun, gerçekten çok ince çalışacağım. Mükemmel şekilde başyapıt olacak resmen. Ev harika olacak. İnanabilirsiniz. Başyapıt değil. Evi baştan yapacak herhalde. 30 bin lira nedir ya? Ya sus tamam ha. Olur olur ustam. Başla sen. Olmaz tamam. Ya. Ya olur, Allah Allah. Hemen başlıyorum ben. Başlasın. O zaman ya ben de gideyim. Ya babam bir sonraki seçimi erteleyecek yoksa. Ben de ustanın başında durayım o zaman. Usta sen tekne falan da boyuyor musun? Evet, sizde tekne mi var? Yok, babam bana bisiklet sözü vardı, o tekne olur. Ya ama şimdi... Ay geldiler artık, başka kimseye beklemiyorsan. Yok, bu sefer damat. Ya kalk. Allah Allah, ben ne... Bir azıcık gül, dişini göster. Nasıl bir şeye soktunuz beni ya, Allah Allah. Saçma mı gülüş oldu? Gibi değil, güzel gül, evet, Allah Allah. Efendim, hoş geldin. Efendim, merhabalar, merhabalar. Gel aşkım. Oğlum. Oğlum, ne öpüyorsun elimi? Ben o kadar yaşlı mıyım lan? Estağfurullah babacığım, olur mu öyle şey ya? Babacığım da falan, daha dur bakalım. Babacığım falan yok. Ay evet oğlum, daha dur. Daha kızı istemedik. Ben doğru söyledi, unuttum ya. Allah'ın emri, peygamberin... Aa, dur, dur, dur. Daha kahveleri içmedik o yok. Kahveleri içmedi. O zaman benimki... Durun canım, bir oturun. Bence ne? Kahveleri, ben ertelemeyi çok sevmem de. Efendim, merhabalar. Baba, hoş geldin. Baba, hoş bulduk. Gel, gel, gel. İçeriz ya kahve. Ya isteseydik de kahveyi rahat rahat içseydik diye. O zaman kahveleri nasıl alırsın? Şekerli. Sade. Tuzlu. Ay, damat içmez mi tuzlu efendim? Hanımefendi, ben tuzlu kahve sevemez miyim ya? Allah Allah, tuzlu kahve içebilmem için evlenmem mi lazım sürekli? Tuzlu kahve seviyorum ben. Tamam, değişik. Tamam kızım, ben sana yardım yani, hadi. İstese miydik ya? Hayır, Şakir Bey. Bak, biz gelene kadar istemek yok, tamam mı? Erteliyorum tamam. Kadın. Bizi bekleyin. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Ama ne dedim ben? Az önce dedim. Tamam, tamam Melak, ben hallediyorum. Sen biraz sakin olur musun? Annesi, o şeysin. Annesi, o tamam, heyecanlandık oğlum, bak. Ya geç kaldık diye düşünüyorum ben. Şakir Bey, siz biraz böyle acelecisiniz herhalde. Efendim, ben bir şeyleri ertelemeyi çok sevmiyorum. Çok evet. Hoşuma gitmiyor. Ben üniversiteyi bile 4 senede hemen şipşak bitirdim. Baktım okul böyle bitiyor, hemen bitecek. Hemen askerlik başvurusunu yaptım efendim. Askere gittim, baktım asker bitiyor, bununla evlendik. Hatta bizim düğünümüzde benim yemin törenim aynı gün oldu. Evet. 9 ay 10 gün sonra da Tuncay doğdu. İyi bari, bunu 9 ay 10 gün beklemişsiniz. Onu bekledik. Allah, bazı şeyler beklemesi lazım efendim ama genel olarak acele etmekte fayda var. Bir şeyleri ertelememek gerekiyor. O yüzden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Ama... konuşamıyoruz ki. Tapuya bakın. Müsaadeniz tabii. Tabii, tabii. Ben rahat rahat oturalım istiyorum. Abi, ne haber abi? Bari iyiyim oğlum. Hayırdır? Abi şey demiştin ya, bu bizim hisseleri almak isteyen bir adam vardı. Seçimlerden sonra görüşürüz dedin. Çinli iş adamı. Oğlum tamam da hiç sırası değil şimdi ya. Abi bunu da erteleme, gözünü seveyim ya. Adamı getirdim. Buyurun Çen Bey. Çen gel. Miao. Çen. Çiki Çen. Aleyküm selam. Bunlar da dosyalar abi, bakarsın. Aa, siz hiç müsait değilsiniz ama ya. Evet. O zaman biz hemen isteyeceğimizi isteyip gidelim. Aa, ama önce ilk biz geldik yani. Ha, bu işler sırayla değil hanımefendi, parayla. Çen Bey ciddi alıcı. Biz de ciddi alıcıyız. Daha ciddiyiz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Ama efendim bir dakika lütfen. Sakin. Ama olur mu böyle? Bu çocuk oyuncağı değil ya. Evet, çocuk oyuncağı ya. Nasıl çocuk oyuncağı? Efendim, bizim çocuk oyuncağı üretim tesisimiz var da...
Çen Bey de oradan hisse almak istiyor. O yüzden şey yapmış, ben ona şey yapıyorum. Çen Bey mi? Evet. Çen hisse mi alacaksın? Çen. Çen iç adamı mı oldun? Çen. Şakayı da bekletmem. Geldi mi yaparım. Çen büyüdün, iç adamı mı oldun? Çiki Çen. Çiki Çen. İyi baba, kız bize kaldı, güzel. Bir dakika, bir dakika. Kız bize kaldı falan diye bir şey yok oğlum, dur. Dur da. Önce bir şey yapalım. Sen ne iş yapıyorsun sen? Abi badanacıyım ya, söyledim ya. Manyak. Oğlum sana sormuyorum lan. Ya sana mı soruyor usta ya? Allah Allah. Abi, Çen ünlü bir oyuncak firmasında CEO. Oğlum sana da sormuyorum lan. Çocuğa sordum. Ben çalışıyorum efendim. İşim var benim. Evet. Muhasebe. Abi iş hemen hallolacak. O konuda rahat olabilirsin. Problem yok. Lan sana da sormuyorum. Abi o çocuğa soruyorum ya. Allah Allah. Abi tamam. Tamam. Ben hemen gidiyorum ama balkonu odaya katayım mı katmayayım mı? Çok arada kaldım. Balkonu odaya mı katacaksın? Evet. Tamam, ne yaparsan yap. Tamam, vallahi izin veriyor. Yani abi, ben adamla da konuştum. Ne yaparsan yap diyorsan ben veririm. Oğlum tamam, bir dakika, bir dakika dur. Tamam, lanet gelsin ya. Bir şey, siz adama öyle hemen vermek falan filan, siz kaç yıldır tanışıyorsunuz? 6 yıl oldu Rakıp amca. Oğlum sana mı sorayım, atlamayayım ya. Ben sıra bize geldi sandım artık. Sıra bize falan geldiyse Allah'ın emri, peygamberin... Ama bir dakika. Allah Allah. Bir dakika efendim, lütfen. Benim sorularım var da. Oğlum sen askeri yaptın mı? Yaptım efendim. Ben evet, Isparta'da yaptım. Güzel. Askerliği yaptıysan güzel. Askerliği yaptın mı? He, yaptım. Ninja olarak yapmış. Ya oğlum, ödemeyi nasıl yapacak mısın? Ben bankadan yaptım efendim. Bedelli bizimki. Oğlum, sana sormuyorum. Oraya soruyorum. Abi o da bedelli yapmıştır herhalde yani. Koskoca iş adamı. Onu mu diyorum lan? Oyuncakların ödemesini nasıl yapacak? Onu soruyorum. He, sorayım. How to pay? Cash, cash. Cash, cash. Cash, nakit diyor. He, tamam. Nakitse onu anladım. Ama şey, üretim nasıl olacak? Onu yetiştirebilir miyiz? Yetişir abi, yetişir. Sıkıntı yok ya. Diyorsun. Evet. Abi, bir şey söyleyeyim, tutma beni. Lafa tutma. Ver yetkiyi, gör etkiyi. Tamam, verdim yetkiyi, git. Tamam, gidiyorum. Abi, kat çıkıyorum ha, haberin olsun. Tamam. Nereye çıkıyorsan çık, Allah'ım. Kafam iyice karıştı ya. Ev araba var mı? Var tabii abi ya, koca CEO. Arabası olmaz mı? Oğlum, sana sormuyorum lan. Sana sormuyorum oğlum. Buraya soruyorum, ev araba var mı? Ev araba var. Ev araba var yani, var. Olay bize geldiyse var. Yazdığımız bile var. Yazdığımız şey hazır. Var, yazdığımız bile yazdık. Var. Güzel, nerede? Pekin'de. Pekin merkez. Pekin merkez. Pekin merkez uzak. Pekin merkez uzak, biz kızımızı Pekin'e falan gönderemeyiz. Efendim, bizimki Kumburgaz'da. Kumburgaz olur, Kumburgaz harika. Kumburgaz da Pekin. Kumburgaz olur. Fakat Kumburgaz'a şimdi o kadar büyüttük besleyik, nasıl vereceğiz yani? Efendim, kime neyi veriyorsunuz? Ben kafam patates oldu. Hangimize cevap veriyor, anlamadım ki. Ben de kime neyi verdiğimi anlamadım ki şu anda. Ortalık iyice karıştı. Allah Allah. Kızım, dağıt güzelcim. Abi bak, bunu etraflıca konuşmamız lazım. Evet, artık konuşalım artık ya. O yüzden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... 250.000'den aşağı vermem. Aa! Yani tamam, parası neyse veririz de başlık parası da bu devirde yani ayıp. Ayrıca 250.000 etmez kızınıza. Ne bileyim. Az söyle. Her şey karıştı. Olur baba, 250.000. Olur. Sen olur, ne diyorsun? Olur. Ne bileyim, olur. Çok güzel oldu. Sana ferah olur dedim. Dedim de. Çok ferah oldu. Seyirciye koşma. Sen evi boyayacaktın lan. Sen ne yaptın oğlum? Abi çok güzel oldu baba. Arkaya da kaydıraklı havuz yaptık. Ya ne oluyor? Ne oluyor ya? Lan ne kaydıraklı havuzu? Neden her şey böyle karıştı birbirine ya? Neden her şey karıştı? Nedenmiş? Seçimden sonra, seçimden sonra. Her şeyi böyle ertelersen karışır işte. Çık şimdi işin içinden çabuk. Tamam, hadi şöyle yapalım. Tamam, lanet, tamam, yapıyorum. Bir dakika dur, sakin. Tamam, Çen Bey, siz şey yapın. Yarın tadilata başlayın efendim. Siz şirketin yarı hissesini alın. Kızı da verdim gitti. Vay be, boyamaya geldim, kızı kattım. Hadi yürü gidelim. Hayır, hayır, hayır. Ne bileyim, verdi işte ya. Ya. Bize değil miydi kız ya? Bir dakika, öyle lan, değildir o. Lan ya, başlama. Ay, tamam, pardon. Ben bilmem. Ağızdan çıktı. Aşkım yürü. Ya, hayır, al kızım yürü. Oğlum sen de al. Sen de al. Gel, gel, gel. Gel, biz seninle içeride odayı yapalım. Gel. Aman, anacığım. Hadi. Tamam. Yürü. Hemen içeride odayı yapsın. Allah Allah ya. Vallahi beni delirttiniz ha. Vallahi kafam karıştı şu an. Çen, Fahri, oğlum söyle. Yarın sabah 9'da dükkanın ne gelsin bu? Ay, tamam mı? Ulan daha yeni mi ağaçın? Sikti lan. Şey yapsın. Sen söyledin mi o şekilde? Uydur anasını satayım. Anlamıyor diye uydur.
Efendim biz de o zaman Allah'ın emri peygamber... Verdim gitti. İsteyemedim ki ben gene ama ya. Ama olsun aldık ha. Oh be. Hemen oh. Verdi. Neyse hayırlı uğurlu olsun kızım. Hayırlı olsun. Tamam o zaman şimdi nişanı ne zaman yapalım? Hemen yapalım. Hemen. Ben hemen başlatırım şimdi, efendim. Tamam hemen. Olmaz. Hemen. Bir dakika. Hemen olmaz. Bizim nikahı belediye başkanı kayacak. Önümüzde belediye seçimleri. Allah seni kahretsin. Ya adam ben de seçim. Seçimmiş ya. Başkan ne işe bilir? Siz nereye gidiyorsunuz? Hayır bir dakika. Çok hareket diyenler. Zil diyenler. Seyircimiz bugün çok tatlı. Seyirci yine zil gibi şeye alkışladı ama zil değildi. Güzel ya, skeç böyle başlangıçta bir düşük girince yükseltmesi zorlaştı. Tam böyle sıkıştığı anda Ömer duvardan çıktı mesela. Gerçekten o nasıl bir girişti ya? Skeçin tam öyle bir şeye ihtiyacı var. Ben gerçekten korktum bu arada. Ben de korktum ya. Provada çünkü o işte bir kere kırılacak diye kırılmamıştı. Unutmuştum da Ömer'i. Ömer de onun nasıl yapılacağını prova etmedi ve loks diye girdin değil mi? Ömer bütün kontrollü gücüyle... Ha, Ömer şimdi arkadaşı yapıyor. İlk başta girdi böyle arkaya geldi. Olmuyor, yükselmiyor. Bir şey yapmam, bir şey yapmam lazım falan. Ben de duvarı kırayım. Böyle yanımdan geçip vah diye girdi sonra. Ben hiç yok zannettim yani. Kardeşim de bu kadar arkada şey böyle konsantre daha yüksek olması lazım falan. Bu kadar. Ya çünkü yani önde siz skeçleri izlerken arkada hakikaten şey yani dışarıya çıkan ya tüh ya tam olmadı falan diye bir gerginlik oluyor. Önde de ama sonradan o düşüklük yüksekliğe geçti. Bence finale doğru yükseldi. Zildeydi. Güzel bir ÇG'ydi. Çok güzel hareketler. Devam ediyor. Bunlar, hıra, hıra. Başlıyor şimdi.